Google, Türk heykeltıraş Kuzgun Acar'ın 93. yaş gününe özel dadıl hazırladı. Özel günleri unutmayan dev arama motoru, Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilen Kuzgun Acar'ın görselinin yer aldığı tasarımını ana sayfasına taşıdı. Peki Kuzgun Acar kimdir? Acar'ı dadıl olarak ana sayfasında Türk heykeltıraşı taşıyan arama motoru Kuzgun Acar görseline tıklandığında onunla ilgili bilgilere kullanıcıların erişmesine imkan sundu. Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilen Kuzgun Acar, 1962 yılında 23. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde demir bir heykelle birincilik kazanmıştı. Peki 48 yaşında hayata veda eden Kuzgun Acar kimdir? İşte detaylar. Türk heykeltıraşın öncülerinden kabul edilen Abdullahit Kuzgun Çetin Acar, 28 Şubat 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Libya kökenli Ayşe Zehra Hanım ile Nazmi Acar Bey'in oğlu olarak dünyaya gelen Kuzgun Çetin, yoksul bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi. Rudolf Belling'in öğrencisi oldu. Daha sonra Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun atölyesine geçerek öğrenimini onların yanında tamamladı. Heykellerinde demir, çivi ve ahşap malzemeler kullandı. Öğrencilik yıllarında Bara'nın sanat anlayışından etkilenerek soyut çalışmalara yöneldi ve soyut heykele tutku derecesinde bağlandı. 1953 yılında mezun olduktan sonra serbest çalışmaya başladı ve aynı yıl ilk kişisel sergisini düzenledi. Demir, çivi, tel ve ahşap malzeme ile heykeller üretti. Çivilerle gerçekleştirdiği bir çalışması 1961'de Paris Biennale'de birincilik kazandı. Bu birincilik hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ödülle birlikte sanatçılara tahsis edilmiş iki burstan birini kazanmıştı. Kuzgun Acar aldığı bursla Fransa'ya gitti. 1962 yılında Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde sergi açtı. Sergideki bir yapıtı ve iki deseni müze tarafından satın alındı. Paris'te geçirdiği bir yıldan sonra İstanbul'a dönen sanatçı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Heykeli, işanı ve otel gibi yapılara bir süsleme unsuru olarak katmak için girişimlerde bulundu. Sanatçı Marmara Adası'na konulması tasarlanan bir anıt hazırlamaya başladı. Ancak tamamlayamadı. Acar bir duvar röflesi üzerinde çalışırken merdivenden düştü ve beyin kanamasına bağlı olarak 4 Şubat 1976 günü 48 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu mezarlığındadır.